Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bütün dünyanın gündemini ne yazık ki acı bir şekilde meşgul eden koronavirüs salgını diye karşılaştığımız bu kitlesel hadiseyle ilgili yapacağımız değerlendirmelere ayıracağız. Bununla ilgili açıklamalar yapmaya çalışacağız bugünkü videomuzda. Koronavirüs derken tabii ki aklıma ilk olarak veba salgınları geliyor geçmişte. Milattan önce şu an tarihini hatırlayamadığım bir veba salgını yaşandı. 700. milattan sonraki 700. yıllara kadar birkaç kez veba salgını yaşandı ama öyle 3-5 kez sanırım yaşandı. Çok net bilmediğim için 3-5 kez ve sanırım diyorum ama 700 yılından sonra yaklaşık 1348 yılına kadar neredeyse bir 700 yıl kadar veba salgını yaşanmadı. Bu veba salgını ve bugünkü koronavirüs salgını bana birbirlerini hatırlatıyor. Biz Siyonist yapının dünyanın düzenini bozucu çalışmalarını öteden beri zaten biliyoruz. 1348'den sonraki daha sonraki dönemlerde çok da uzak olmayan 1492 ile başlayan daha sonra Fransız İhtilali ile efendim dünyanın adeta egemenliğini ellerine geçiren bu yapı ondan önce de kitlesel hadiselere damgasını vurmuştu. Rönesans hareketlerine, reform hareketlerine yine bu Siyonist yapı damgasını vurmuştu. Yani kitlesel hadiselerin hiç de dışında olmadıklarını biliyoruz. Veba salgını sebebiyle çok da fazla ispat edilecek elimizde veriler olmadığı için veba salgının birinci derecede müsebbibi bunlardır şeklinde bir değerlendirme henüz yapamıyoruz. Ama soru işareti olarak bunu kesinlikle bir kenarda tutun. Koronavirüs meselesinde aklıma direkt orası geliyor. Şimdi koronavirüs meselesinde de daha ilk çıktığından beri benim aklıma ilk şunlar geliyordu. Aralığın sonları diye tarihlendiriliyor. Daha erkene alınan vakitler var mı bilmiyorum. Çin'de koronavirüs denilen bir hadiseye rastlandı. Efendim şu kadar kişi yakalandı, şu kadar kişi öldü. Yani bakıyordum bir kişinin ölümü bile üzücüdür, insandır sonuçta. Yani kaydeder bir rakam yoktu. Bunlar niye bunu sürekli servis ediyorlar, sürekli servis ediyorlar, sürekli servis ediyorlar? Burada belli ki bu ölümler üzerinden dünyaya anlatılmak istenen bir şey var. Bunun devamında bunu söyleyeceğiz. Devam eden şeylerde 1 milyar, 1,5 milyarlık dünya nüfusunda Çin'in seçilmesi bana çok şaşırtıcı gelmedi. Bir bakıyoruz, koronavirüs bütün dünyaya bulaşmış. Koronavirüs değil de bunu aslında akıllı virüs demek lazım. Ülkeleri seçiyor. Oradan oraya atlıyor, oradan öbür tarafa atlıyor. Aslında tamam hava yoluyla dünyanın her bölgesi açık kapı gibidir de ya yanı başında Hindistan'a sıçraması lazım. Sıçrasın diye söylemiyorum. Aralık sonundan 2,5 ay, 3 ay geçti neredeyse. Hindistan'da daha yeni öğrendim. Bir tane ölü, 76 yaşında bir tane yaşlı ölmüş. Koronavirüsten, belki ondan ölmemiştir. Hindistan'a bu virüs neden bulaşmaz? Yanı başında ve bir de 1 milyar 100 milyonluk nüfus gidiyor bu şey virüs o kadar akıllı ki gidiyor hangi ülkeye gideyim diyor dur İran'a gideyim diyor İran'a gidiyor oradan atlıyor Hindistan şey İtalya'ya gidiyor ülke seçiyor ya koronavirüs üzerinden dünyaya bir hiza verilmeye çalışılıyor bütün dünya kavrulurken Çin birden iyileşiveriyor ya bunun aşısı bulundu mu bulunmadı Çin nasıl iyileşti? 1,5 milyarlık nüfus. Herkesi aşıladılar mı yani? 1,5 milyarlık Çin'deki vaka sonuç sayısı bu kadar mı olması gerekir? Tabii ki insanların ölmesini istemiyorum. Burada bir sorgulama yapıyorum. 8 kişiye düşmüş günlük tespit koronaya yakalanan hasta sayısı günlük 8 kişiye düşmüş. 8 Çin'de ama dünyayı kasıp kavuruyor. Bu kesinlikle tedip etme hadisesi, Çin'e diz çöktürtme hadisesi, Çin'de bu hastalığın önüne geçilmesinin sebebinin göreceğiz. Göstergeler karşımıza bunu da gösterir. Sanırım Çin'e diz çöktürmüş olabilirler diye düşünüyorum. Hindistan'a sıçratmamalarının sebebi ise Hindistan'dan sonra Çin'i güçlendirecekler. Çin onların amaçlarına hizmet etmediği için tahminim işte Trump'la görüştükten sonra Çin'i hizaya getirmeye çalıştılar. Soros açıklama yaptı hizaya gelmedi. Hong Kong olayları hizaya gelmedi. Huawei operasyonları hizaya gelmedi. En son bununla hizaya getirmeye çalışıyorlar. Çin diz çökmezse ki diz çökme ihtimali olabilir diye az önce söyledim. Hindistan'ı güçlendirecekler. Birçok çok uluslu şirket hareket merkezlerini Çin'den Hindistan'a taşıdı. Reklam olmasın diye isim söylemiyorum. Hindistan'a taşıdı operasyon merkezlerini.
Niye? Hindistan'ı ticari açıdan sakatlamazlar. 350 milyar dolar civarında bir rakamdan bahsediyorlar. Çin'in ticaret hacmi öyle yıllık falan değil. 50 milyar doların altına düştü. Çin bitti adeta. Tabii ki toparlama ihtimali mevcut efendim. Bu operasyonla Çin'e ciddi bir hiza vermiş oldular. Şimdi akla tabii ki şu geliyor. Ya komplo teorisi işte efendim biz buna nereden inanalım ki? Bakın bu operasyon olsa bunu size söylemezler operasyonu yapanlar. Niye yapsınlar ki o zaman? Koronavirüsün operasyon olup olmadığını şuradan rahatlıkla anlarsınız. Sizce Mavi Balina oyunu gerçekten kendi şartlarında çıkan bir oyun mu Mavi Balina? Mavi Balina neyse koronavirüs de aynı şekilde odur. Ama şu durumda gelişmelere baktığımızda şu anlaşılıyor. İki türlü bir saldırı hareketiyle karşı karşıyayız. Koronavirüsü üretenlere karşı yeni tip koronavirüs karşı hamle olarak üretildi. Ve bir savaş yürüyor. Burada diz çökmeyenler, savaşı devam ettirenler kuvvetle muhtemel efendim kazanacaklar. Çünkü diz çökerseniz bugün koronavirüs olur, dün SARS'tı, MERS'ti, efendim domuz gribiydi, kuş gribiydi, yarın başka virüsler çıkartılacak. Bunun sonu gelmez. Şantajcının şantajıyla hayat sürmez. Dolayısıyla bu savaşın yürütülmesi lazım. Türkiye'de de bu savaş yürütülüyor ve muhteşem yürütülüyor. Tedbirler alınıyor. Eğer diz çökülmezse bundan sonraki virüs operasyonlarında da diz çökülmeyecek. Dünya gerçek özgürlüğüne kavuşulacak. Bunu şeytani aklın yürüttüğünü düşünüyorum. Şeytani akla karşı hamleler de yapılıyor. Karşı hamleler yeni tip koronavirüs şeklinde diye düşünüyorum. Bu şekilde bu virüsü üretenler de devam edemezler. Çünkü dünyaya normal hayat yaşama süreçlerini tekrar getirmeleri lazım. Çünkü başka türlü mal satamazlar. Evdeki insanlara ticaret yapamazlar. İnsanlar hepsi evlerine kapandı. Bu böyle gitmez. Bunu kesinlikle normal şekline sokacaklar. Ama burada şu, diz çöktürerek mi sokacaklar? Oyunu sizin kurallarınızla oynayarak siz kazandığınız takdirde mi tekrar normal düzen gelecek? Kesinlikle normal yaşantı gelecek. Tabii ki tedbirli olmak lazım. Tabii ki tedbirli davranmak lazım. Bu virüs salgınının çok uzun süreceğini beklemiyorum ve kesinlikle biyolojik saldırıdır.